Göçmen Okur kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok enteresan bir adamın çok enteresan yaşam öyküsünü konu alacağız. Hepimizin adına mutlaka aşina olduğu, mutlaka adını duyduğumuz Hasan Sabbah'tan bahsedeceğiz. Hasan Sabbah'ın hakkında yazılmış bir kitabı ilk defa okudum. Ben aslında yazılan kitaplar var ve bundan sonra mutlaka bu konuda devam edeceğim ama kitaba geçmeden önce birazcık böyle Hasan Sabbah'tan bahsedip hakkında da duyduklarımı ve internette de bazı araştırmalar yaptım, onlardan bahsetmek istiyorum. Hasan Sabbah ailesinin Kum kentine, İran'ın Kum kentine göçüyle birlikte orada doğan bir çocuk. Ve aslında çok uzun yıllar eğitim gören, çok zeki, çok araştırmacı bir çocuk. Kafasında hep dinle ilgili ve yönetim şekilleriyle ilgili soru işaretleri olan ama asla bu sorularının cevaplarını hiçbir yerde ve hiç kimseden bulamayan da bir adam. Bulamadığı için de aslında 17 yaşına kadar hep 12 İmam Şiiliğinde ailesinin de mezhebi olan ve dönemde aslında çok ön planda olan bir mezhepte devam eden bir çocuk ama işte hani 17 yaşına gelince bir adamla tanışıyor, bir dayıyla tanışıyor. Dayı dediğimiz şey aslında İsmaili mezhebinde üst düzey yöneticilere verilen bir isim. Bir dayıyla tanışıyor ve aslında bütün sorularının cevaplarını, işte o güne kadar merak ettiği, peşinden gitmek istediği her şeyin bir şekilde karşılığını bu dayıdan alıyor. Ve o günden sonra, yani 17 yaşından sonra İsmaili mezhebine geçiyor. Aslında İsmaili mezhebiyle geçişiyle birlikte kendi hayatı da dünya tarihinde de gerçekten çok büyük değişiklikler yapıyor. Hasan Sabbah çünkü çok zeki bir adam ve bu zekasını işte kullanabileceği, orada bir şekilde ön plana çıkabileceği yepyeni bir sayfa açılıyor, yepyeni bir fırsat açılıyor karşısına. Çünkü mevcuttaki bir dini değiştirmekle ya da bir mezhebi değiştirmekle kendine ait yeni bir dünya, yeni bir mezhep, yeni bir din kurmak aslında daha kolay. Çünkü siz var olanı değiştirmek yerine eğer sıfırdan bir şey üretmeye çalışırsanız, sıfırdan ürettiğiniz tamamen zaten size ait olmuş oluyor. Ve Hasan Sabbah bunu İsmaili mezhebinin içinde rahatlıkla yapabiliyor. Peki Hasan Sabbah ne yapıyor? Nedir bu adamın gizemi derseniz, arkadaşları Ömer Hayyam ve Nizami Mülk var. Aslında Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri olacak bir adamdan bahsediyoruz. Böyle aralarında daha çok küçükken bir sözleşme yapıyorlar ve aralarında birbirlerine söz veriyorlar. Gelecekte sadece kendilerine ait bir dünya kuracaklarına, işte çok büyük yerlere geleceklerine, kimsenin boyundurluğu altında kalmayacaklarına, her şeyi yeniden keşfedeceklerine dair böyle küçük küçük sözler veriyorlar birbirlerine. Ama büyüdükçe tabii Hasan Sabbah da İsmaili mezhebine girdikten sonra böyle yavaş yavaş Ömer Hayyam'ın aslında tamamen sözünden vazgeçtiğini, Nizami Mülk'ün zaten hani sözünü bırakın yerine getirmeyi, gidip işte aslında düşman sayılan Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri oluyor falan, böyle Sünnilerin arasına giriyor bu adamlar. Şiilikten tamamen kopuyorlar. İsmaili mezhebine zaten bambaşka bir gözle bakıyorlar falan. Şimdi böyle şeyler yaşayınca Hasan Sabbah aslında biraz daha kinleniyor. İşte Nizami Mülk'le arasında işte o çocukluk arkadaşı ve vezir olduktan sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne, Nizami Mülk'le aralarında böyle bir sürtüşmeler başlıyor ve Nizami Mülk şöyle diyor: bu adam benim başıma bela açacak ve Hasan Sabbah'a düşmanlık ilan ediyor. Şimdi Nizami Mülk Hasan Sabbah'a düşmanlık ilan edince Hasan Sabbah aslında köklü bir değişim yaratıyor. O noktada diyor ki benim artık kimse yok yanımda, o adamlar da sözlerinden döndüler ve ben bu işi yapacağım. Ben bu verdiğim, onlarla beraber sözleştirdiğimiz işi tek başıma da olsa ben yapacağım diyor. Ve döneminde İran'da böyle en erişilmez, en yüksek, en böyle korunaklı kalelerden biri olan Alamut Kalesi'ni ele geçirmek istiyor. Ve herhangi bir savaş vermeden, herhangi bir insanı öldürmeden, gayet sadece zekasını kullanarak ve biraz para vererek kaleyi ele geçiriyor. Aslında olaylar zaten ondan sonra başlıyor. Alamut Kalesi'ni ele geçirdikten sonra Hasan Sabbah birçok insanı alıyor kendi bünyesine. Birçok insanı bir şekilde kontrolü altına alıyor ve safına çekiyor. Ülkede çok büyük kitlelere hitap ediyor. Yanına çok büyük insanlar çekiyor. Hani böyle kararsız seçmen dediğimiz insanlar var ya, kararsız seçmenin birçoğunu kendi safına çekiyor. Aslında tarihte İlk
bazıları terörist diyor, bazıları işte bir lider diyor. Herkes için farklı bir isimle adlandırılıyor Hasan Sabbah. Ama Hasan Sabbah'ın aslında en büyük yaptığı şey tarihte ilk intihar suikastçilerini aslında o yaratıyor. Yani ilk defa birileri birilerine gidip suikast düzenliyor. İlk defa bunun bir adı konuyor ve bunu ilk yapan adam Hasan Sabbah oluyor. Yüzden fazla suikasti var. Yani bunun içinde devlet adamları var, hükümdarlar var, vezirler var, din adamları var. Her türlü insan var işte. Zaten bu Nizamül Mülk dediğim işte vezirin öldürülmesi de Hasan Sabbah tarafından yapılıyor. Ya da işte Kudüs Krallığı'nın hükümdarı, işte Şam valisi, oranın valisi, buranın din adamı, o tarikatın bilmem neyi, herkese suikast düzenliyor. Peki Hasan Sabbah yani nasıl yarattı? Yani bu suikastçileri, bu insanları kendini öldürürcesine, kendi ölümünü göze alırcasına birilerini, gençleri bu yola nasıl soktu? Aslında işin en böyle can alıcı noktası burada başlıyor ve ben bu noktada aslında artık kitaba geçmek istiyorum. Kitabımız arkadaşlar Fedailerin Kalesi Alamut. Vladimir Bartol tarafından yazılmış. Benim gerçekten uzun yıllardır okuduğum, en etkilendiğim kitap diyebilirim. Çünkü içinde insanlığa dair, içinde dünya düzenine dair, içinde kötülüğe dair, içinde insan kullanımı, sömürüsü hepsini barındıran bir kitap. Aslında demin de bahsettiğim gibi Hasan Sabbah çok zeki bir adam ve Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni ele geçirdikten sonra kalesine işte savaşçılar, kadınlar, kızlar, böyle bir sürü insan almaya başlıyor ama şöyle bir şey var, kadınlar ve erkekler birbirinden habersiz. Yani o kaledeki erkekler, o kalede kadınlar olduğundan ve kadınlar da erkekler olduğundan asla haberdar değiller. Ve bunlar için ayrı, çünkü kalenin konumu ve yer olarak yapılışı çok enteresan ve büyük bir yer. Ve orada böyle insanların birbirinden habersiz bir şekilde yaşayabileceği bahçeler, kuleler, alanlar yapılmış. Zaten Hasan Sabbah'ın aslında burayı istemesinin en büyük sebebi de bu. Burada gerçekten kendi istediği dünyayı kurabilir. Peki Hasan Sabbah buraya hani ne tür insanlar getiriyor? Tabii ki zeki insanlar diyorum ya, hani işte kötülük için akıllarını kullanırsa. Şimdi Hasan Sabbah şunu yapıyor arkadaşlar. Bu kaleye böyle hep ihtiyacı olan, çok zor şartlarda yaşayan, köle pazarlarında satılan kızları ve erkekleri getiriyor. Hayatta artık kaybedecek bir şey kalmamış. Zaten hep büyük darbeler almış, büyük zararlar görmüş insanları oraya getiriyor ki onları daha rahat kullanabilsin. Tabii ki onları kullanmak, dışarıda sahipleri olan ya da işte arkasında güçleri olan insanları kullanmaktan daha kolay olacaktır. İşte kitap da bu şekilde Halime diye bir kızın köle pazarında satılırken bir anda hikayesinin Alamut'a gelişiyle başlıyor ve nerede olduğunu, nasıl bir yere düştüğünü fark etmiyor. Çünkü çok zor bir yerden geliyor, çok kötü şartlardan geliyor ama geldiği yer işte Alamut Kalesi, cennet gibi bir yer, tertemiz bir düzen, tatlılar, yemekler, işte hayvanların, bir leoparın bile evcilleştirilebildiği bir alandan bahsediyoruz. İşte erkeklerin tarafına bakıyoruz. Mesela erkek askerlerin olduğu tarafa geçiş yapıyor kitapta. Çok zorlu şartlarda eğitimler, çok böyle dini eğitimler, tabii kızlar için de aynı şey geçerli ama kızlar böyle daha rahat şartlarda yaşıyorlar. Kızları böyle daha hani rahat bırakmışlar, çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Oyunlar, eğlenceler, danslar, müzikler, şarap içebiliyorlar. Ama erkekler tarafına gelince kesinlikle kadınlar yasak, kesinlikle şarap, alkol yasak, her türlü haram yasak, her türlü günah yasak. Böyle tamamen erkeklere ayrı, kadınlara ayrı bir oluşum yapmışlar. Tabii diyeceksiniz ki peki bu kadınlar erkekleri ne yapacak? Şimdi Hasan Sabbah'ın aklındaki en büyük şey kitapta sadece, yani kitabın konusu aslında Büyük Selçuklu Devleti'nden, işte Nizamül Mülk'ten, vezirden intikam alabilmek. Çünkü Nizamül Mülk burada kitapta Hasan Sabbah'a düşmanlık taslıyor ve onu sürdürüyor. İşte çok büyük devletin ona karşı çıkmasına sebep oluyor. Yıllarca sürgün ediliyor bu adam. İşte bir sürü şey yaşıyor. Ve Hasan Sabbah diyor ki ben intikamımı alacağım. Ben Selçuklu Devleti'nden de, ben Nizamül Mülk'ten de ne yaparsam yapayım intikamımı alacağım diyor. Tabii intikamını almak için de böyle ufak tefek tabii ki planlar yapan bir adam değil. Devasa bir
devlet kuran bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi tabii Hasan Sabbah'ın aklındakini biz kitapta çok geç öğreniyoruz. Ama ben kitabı okurken nedense böyle hani o başlangıçta da aslında niyetini çok çabuk anladım. Özellikle o kızların dünyasını anlattıkça ben neden ne yapmaya çalıştığını birazcık anladım. Belki de geçmişte Hasan Sabbah'ın hani hileleri hakkında ve yalanları ve sahtekarlığını duyduğum için aslında ne yapmaya çalıştığını az çok biliyordum. Hasan Sabbah şunun farkında. Yeni bir şey oluşturursa ve bu yeni oluşturduğu dünyada insanları gerçekten peygamber olduğuna inandırabilirse istediği her şeyi yaptırabilir o insanlara. Ve bu konuda aklını çok güzel kullanıyor. İşte o getirdiği kızları ve o bahçeleri ve o dünyayı bir cennete çeviriyor ve oluşturmak istediği fedai grubunu o cennetin varlığına inandırıyor. Tabii siz şimdi hayatı boyunca bir kadına dokunmamış, bir şarap içmemiş bir delikanlıya, bir de işte rivayettir. Hani bu tabii ki kesinlik kazanmış bir şey değil ama isim olarak da tarihteki bir sürü konuda da bu şekilde yansıtılmış günümüze kadar uyuşturucu madde veriyor bu fedailere. Hindistan'da uyuşturucu maddeyi bir prens veriyor ve bu deniyor Hasan Sabbah bunu. Ve bu şekilde uyuşturucu maddeyle tanışıyor ve bunu da kendi mezhebinde, kendi tarikatında, kendi fedailerinde ben bunu kullanırım diyor. Ve kitapta da bunu bu şekilde kullanıyor. Hasan Sabbah bu kalede işte bu askerleri ve kızları eğitirken işte Nizam-ül-Mülk'ün kendisine savaş ilan edeceğini duyuyor. Ve işte diyor ki aslında artık başlamanın zamanı geldi. Ben bu bahçeleri niye kurdum? Ben bu fedaileri niye eğitiyorum? Ve benim asıl amacım ne? Ben artık bunu gerçeğe dökmenin ve bunu yoluna koymanın zamanı geldi diyor. Ve yanına iki tane büyük dayısını, üst yöneticisini çağırıyor. Ve baştan sona üç tane fedaiyi yanına çekiyor. Bu arkadaşları çağırıyor ve bu arkadaşlara sadece şunu söylüyor. Birkaç soru soruyor ve şunu söylüyor. Cennete benim... Cennetin anahtarının bende olduğuna inanıyor musunuz diyor. Çünkü peygamber ve bu peygamber beyefendi bu insanları cennetin anahtarı bende diyerek kandırıyor. Ben cennete gittim, Allah cennetin anahtarını bana verdi ve bu cennete gidebilmenizin tek yolu benim. Siz bana iman ederseniz, siz bana inanırsanız, siz benim kurallarıma uyarsanız o cennetin anahtarını ben size vereceğim ve siz benim cennetime gideceksiniz diyerek yıllarca aslında bu şekilde bir hüküm sürüyor o karede. Ama 3 tane fedai çağırınca ve o fedailere cennete inanıyor musunuz diye sorunca tabii ki yani aklı başındaki hiçbir insan bir insana karşısında duran bir adamın hadi ben seni cennete gönderiyorum demesine inanmazsınız. Yani buna aklı başındaki hiçbir insan inanmaz. Aklı başında olmayan insan bile inanmaz. Çünkü yani bu kadar kolay değil dersiniz. Tabii Hasan Sabbah bu arkadaşların işte sözde inanıyoruz ya işte görmedik henüz falan böyle her sorusuna sert bir şekilde evet Seyduna diyorlar Hasan Sabbah bu şekilde hitap ediyorlar. Evet Seyduna inanıyoruz sana iman ediyoruz sana güveniyoruz senin yolun hak senin öğretilerin doğru diyorlar ama en son işte cennete yani onun elinde cennet anahtarı olduğuna inanıyor musun sorusuna üçü de bir tıkanıyorlar çünkü yani yine inanamıyorlar. Hani hala evet iman ediyorlar Seyduna'ya ama tam olarak cennete gideceklerine de inanmıyorlar. Hasan Sabbah diyor ki bu üçer cennete gönderiyor. Bana inanacaksınız diyorlar. Tabii bu arkadaşlar hala bir böyle şeydeler. O düzenek kuruyor tabii Hasan Sabbah kendi kalesinden o kızların olduğu bahçeye doğru. Ve bu üç arkadaşı birer hap veriyor. İşte uyuşturucu hap veriyor bu arkadaşlara ve bu uyuşturucu hap sayesinde bu arkadaşlar uyuyorlar. Ve cennete gidiyorlar. Yani o işte Hasan Sabbah'ın kalesinin işte arka tarafında kurduğu cennete, sahte cennete gidiyorlar. Buradaki kızları huriler gibi giydiriyorlar, huriler gibi süslüyorlar ve bu askerlere siz huriymişsiniz ve burası da cennetmiş. Buna ikna edin diyorlar ve bu kızlar tabii ki bunda bazıları zorlanıyor, bazıları aşık oluyor, bir sürü şey yaşıyorlar falan. Günün sonunda evet arkadaşlar bu askerler bir Hasan Sabbah'ın elinde bir cennet anahtarı olduğunu ve cennetin Hasan Sabbah sayesinde ulaşılabilecek bir şey olduğuna inanıyorlar ve bundan sonraki hayatlarını bir daha cennete gidebilmek için şekillendiriyorlar. Diyorum ya bazıları işte askerlerden bazıları aşık oluyor, bazıları zaten sadece o cennet gibi yerde, o cennette yaşamak istiyorlar falan ve bu konuda da artık kesin kararları
en kısa zamanda ölmek, ölebilmek. Ve bunun için Hasan Sabah'a da, üst yöneticilere de sürekli bir yalvarışa geçiyorlar. Ne olur bize görev verin, ne olur bizim ölmemize sebep olun, biz cennete gitmek istiyoruz diye bir savaş haline, bir rekabet haline giriyorlar. Ve sizin de bundan anlayacağınız üzere aslında Hasan Sabah asıl amacına ulaşmış oluyor. Onun istediği de buydu. Fedailerini, onun gerçek ilah olduğuna, gerçek peygamber olduğuna ve cennetin anahtarının onun elinde olduğuna inandırmak ve onları cennete gidebilmek için her türlü planında, her türlü amacında kullanabilmek. Bu noktadan sonra artık o fedaileri kullanmaya başlıyor. İşte en zeki ve güçlüsünü veziri öldürmek üzere gönderiyor. Diğerlerini başka insanlara suikast için gönderiyor. Birilerini öldürüyor, birilerini çünkü fark edenler oluyor falan. Böyle hani kullanmaya devam ediyor. Bu şekilde fedailerini geliştiriyor ve çoğaltıyor. Tabii bir de korku salıyor etrafa. Çünkü şöyle düşünün, bir asker geliyor karşınızda, işte siz düşmansınız, gelmişsiniz ve kendine Hasan Sabah askere diyor ki, fedaiye diyor ki benim için kendini öldürür müsün diyor, öldürürüm diyor. Ve gülerek kendim, yani çünkü cennete gideceğini diyor, gülerek sırıtarak hançeri göğsüne saplıyor ve orada düşmanı, bu düşmana da karşı askere de ne kadar büyük bir korku salabiliyor tahmin edebiliyorsunuz. Ve işte Hasan Sabah bu korkuyla, bu fedailerini, bu cennet yalanıyla, bu uyuşturucu maddenin etkisiyle, bu işte cennetin anahtarı benim elimde diyerek bu yetiştirdiği fedailerle aslında bütün ülkesinde bir korku yayıyor. Aslında çevre ülkelerde bir korku yayıyor ve bütün dünyaya bir şekilde adını duyuruyor. Herkes ondan çekiniyor. Bir noktada kimsenin yanına yaklaşamadığı bir adam oluyor. Fedailerini işte kafasına yatmayan, onun için bir tehdit unsuru olan herkese gönderiyor ve hadi öldürün diyor. Rivayetten bahsediyorum yine dediğim gibi. Derler ki Hasan Sabah bir tane fedaisini çok büyük bir hükümdarın yanına gönderir ve der ki işte hançerini hemen yanına, yastığına sapla der adamın ve adam uyandığında adama şöyle bir not ilettirir. Bir dahakine hançer yastığında değil, senin göğsüne saplı olabilirdi. Benden uzak dur, benimle uğraşma. Bu şekilde herkesi kontrol altına almış, herkesi bir şekilde kandırabilmiş, herkesi bütün dünyadan yanına adam çekebilmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani ben anlatırken bile inanın fark etmişsinizdir heyecanımı. Okurken de o kadar heyecanlı ve böyle sürükleyici bir şekilde okudum. Kesinlikle kitabı tavsiye ediyorum ama şunu da söylemeden geçemiyorum arkadaşlar. Bu bahsettiğim olay aslında binlerce, yani yüzlerce yıl önce, 1000 yıl önce yaşanmış bir olay. Ama maalesef bugün hala birileri kalkıp işte bizi dini inançlarımızı kullanarak insani, yani bizler çünkü insanız. Bizim evet her ne kadar zeki yaratıklar da olsak, her ne kadar mantık yürütebilen insanlar da olsak, hepimizin bir noktada işte inananlar ve inanmayanlar içinde duygusal insani değerleri, insani hedefleri ve bunun sömürülmemesi gerektiği bir dünyada yaşamamız gerekiyorken bugün hala maalesef bu tarz tarikatlar, bu tarz gençleri ve insanları kandıran, insanları kendini öldürmekten ziyade karşısındakilerin hepsini bir kurban gibi görüp öldürebilecek insanları yetiştiren tarikatlar maalesef hala var. Maalesef hala insanlar bu tarz kandırmalara bir şekilde inanıyorlar ve bu tarz sahtekarlıklar, bu tarz ben peygamberim, ben yeni bir din getirdim, ben işte şu yoldan giden asıl amacın elçisiyim diyen bir sürü insan çıkıyor. Hala maalesef çıkıyor. Yani 1000 yıl önce belki bir uyuşturucu hap verip insanları gerçek bir cennete inandırmak kolaydı ama bugün aslında yeni dünya düzeninde bunlara kesinlikle inanmamamız ve prim vermememiz gerekiyor. Yani umarım hepimiz bu tarz insanların olduğu bir dünyadan çok daha uzakta yaşıyoruzdur ve yaşamaya devam ederiz. Yani yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Siz de eğer konuyla ilgili herhangi bir rivayet ve olay duyduysanız mutlaka yoruma bırakın. Çünkü eminim orada okuyanlar olacaktır. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.